Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe günü. Hepimiz bir aradayken fındığı toplayalım, bitirelim dedik. Zaten bir günlük işimiz var. Yani bir günde biter diye düşünüyoruz. O yüzden biz hafta sonu İstanbul'a döneceğiz. Hepimiz buradayken, yan yanayken bitirelim dedik. Abimler de Özge'nin annesine geçecekler hafta sonu. Normalde işçi tutmuyoruz. Çünkü zaten tarlamız küçük yani. Yemeklik tarlamız var. O yüzden tutulacak, yani işçi de gelmez zaten o tarlaya. O nedenle işçi tutmuyoruz. Bu yıl ben çok toplayamam sanırım. Çünkü daldan toplayacağız. Yerden toplasaydık yardım ederdim ama dalı çekip, indirip daldan toplamamız lazım. Sürekli uzanmak halinde olmak lazım diye. Ve dala uzanıp güç uygulamak lazım diye. Büyük ihtimal ben çok toplayamayacağım. Tabii ki yardım edeceğim. Normalde çok hızlı ve güzel fındık toplarım. Yani geçmiş senelerde babaannem, hani biliyorsunuz, yaşından dolayı çok toplayamıyor. Babam Mert ve abim biraz tembellik yapıyordu. Hep annemle ikimiz aslında yapıyorduk bu işi. Ablam da alerjim olur diye girmek istemiyordu tarlaya. O yüzden hep annemle ikimize kalıyordu. Ama bu sene çok yardım edemeyeceğim. Bahadır var, sağ olsun Bahadır çok güzel topluyor. Benim yerimi artık o üstlenmiş olacak. Şimdi böyle sıcak sıcak poğaçalarımızı, simitlerimizi aldık. Ve geldik. Büyük ihtimal annemler de kahvaltı hazırlığındadır. Onlar burada kalmıştı çünkü. Biz karosa gitmiştik en küçük diye. Günaydın. Günaydın. Bak ben sana ne aldım. Gözükmüyor. Ben sana bir sürü bir şeyler aldım halacığım. Tatili babare. Soframız hazır. Şimdi arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Herkes tarlaya gitti. Ben de böyle mutfağı toparlayıp öğlen yemeği hazırlıklarına başlayacağım. Fındık toplandığı için normalde biz öğlen yemeği yapmıyoruz ama öğlen de çok acıkılıyor. O yüzden öğlen yemeği yapacağım. Dışarıda sobayı yaktık. Burada yemekleri hazırlayıp sobanın üzerine götüreceğim. Bana kolay gelsin. Arkadaşlar ben şimdi çorbalı malzemelerini koydum. Biraz mercimek, sabahtan kalan patates, soğan. Bir dakika. Salça, yağ ve tuz. Burada sıcak su hazırlamıştık zaten. Onu şimdi koyacağım. Sabunun üstünde ağır ağır pişmesini bekleyeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi klasik tarla yemeği olan sulu patates yemeği yapacağım. O yüzden soğanlarımı ocağa koydum. Kavrulsunlar, salçasını ekleyeceğim. Ben de orada patateslerimi küp küp doğrayacağım. Patatesleri ekledikten sonra sobanın üzerine alacağım. Hızlı olması açısından böyle yapıyorum. Hızlı hızlı hemen bunları soyup doğramam lazım şu an. Patates yemeğini de getirdim sobanın üzerine. Şöyle göstereyim. Sadece patates, soğan ve salçadan oluşuyor bu yemek. Tam bir tarla yemeği yani kısacası. Bunu da kapağını kapatacağım. Sobaya da bir tane odun atacağım. Biraz ateşi harlansın. Pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar, yemekçi olarak şöyle size yaptığım yemekleri göstereyim. Bu sobada pişti.
sonradan soğuduğu için şimdi sofraya kuracağım. Saat akşam 5 oldu. İkindi okunuyor. Bunu ısıttım. Çorba da çoktan pişti. Hatta abim özgürü falan yedi. Biraz azalmış o yüzden. Burada da şimdi makarna yaptım. Makarnanın salça sosunu hazırladım. Makarnayı dökeceğim. Burada salata yaptım. Bir yandan makineyi açtım. Sabah ve öğlen yenilenler şey olsun diye, yıkansın diye. Şimdi de makarnayı dökeceğiz sosun içine. Bismillah. Şimdi soframız hazır arkadaşlar. Sinekler hemen geldi. Dünden gelen sarmayı, tavuğu falan da ekledik. Şu sinekleri kov abi ya. Ne kadar çok sinek geliyor. Yemeklerimiz de sobanın üzerinde. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi çay demledik. Abimler cips almışlar. Ben de onlara yoğurt sosu yapacağım. Çünkü abim yoğurt sosu istedi. Bu arada şunu belirteyim ki sen yemeyeceksin. Ben yemeyeceğim. Böyle şeyler her gördüğümde belirtmeme gerek yok ama insanlar çok yadırgıyorlar. Nasıl yersin, nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Ama ben arkadaşlar böyle şeylere dikkat ediyorum. Arada bir dondurma yiyorum, yalan yok. Yani hamile kaldığından beri paketli yiyeceklerden uzak duruyoruz arkadaşlar. Evet. Ama arada dondurma yiyorum, yalan yok. Yo, canın çekiyor, hamilesin hoş. Evet. Bir de doktorların dediğine göre haftada bir çok canınız çekerse bu tarz kapalı paket yiyebiliyormuşsunuz. Yine bize de çok koyma da acı olsun. Ha, yeter mi o kadar? Renk versin, tat versin ya ama. Ben sadece nane ve pul biber koyuyorum. Bir de tuz. Tuz bazen koymuyorum ama hadi şimdi koyayım. Koy koy tuz. Çünkü cipste tuzlu ya aşkım. Olsun. Bu arada biz Karasu'ya geldik bu arada arkadaşlar. Her ne kadar söylemeden direkt olaya dalmış olsam da şu an. Bu arada parmağım burada çıkmış. Şöyle. Nasıl? Yeter mi bu kadar sos diyorsun? Biraz daha kırmızı biber atabilirsin, evet, rengi az kaldı. Az oldu aşkım. Acı değil herhalde zaten. Acı değil herhalde zaten. Bozuk mu? Acı biraz değil herhalde. Evet, bozuk oldu. Zaten. Yeter bu kadar herhalde zaten. Bu arada Murat benimle çok dalga geçiyor arkadaşlar. Neden? Size şikayet ediyor. Niçin? Benim önerimle dalga geçiyor. Kendisi edebiyatçı ya. Evet. Güya. Biz de dalga geçiyor. Yeterli. Bu tamam. Dışarıda mı yiyeceğiz? Dışarıdayız. Şimdi çayları hazırlayalım. Kapatabilirsin. Bir de pis gözük değil mi? Değil ama. Şöyle bir yamulmuş tahtamız vardı. Bunu da Sara yamuttu. Bunu ben yamuttum arkadaşlar. Bir gün tencerede bir yemek yapıyordum. Tencerenin kapağını bulamadım. Bunu gördüm. Tencerenin üzerine koydum. Ve yamuldu. Zaten burası da kırık. O yeni kırılmış ama. Yok evet. Hadi sofraya geçebiliriz. Soframız zengin arkadaşlar. Dün benim canım çiğ köfte çekmişti ve onu söylemiştim. Biraz artmıştı. Böyle bugün de çıkarttım. Şimdi çay eşliğinde bunları yiyeceğiz. Şimdi abimle Bahadır'a Türk kahvesi yaptım. Çünkü bulmaca çözerken kahvesiz çözemiyorlar. Yapamadığınız yer var mı? Evet. Çok. Neresi? Bayağı var. Hadi bir tane gösterin bakalım takipçilerimiz bilecek mi? Isıdam yunak. Yok, zor bir şey bulalım. Isıdam yunak. Uzun bir şey bulalım. Ağzı geniş, çeşitli boylarda kap. Saklama kabı. Ağzı geniş, çeşitli boylarda kap. Evet. Saklama kabı harbiden ne? Leğen falan mı? Kova. Uzun, 7 harfli. Bilemedim ben şu an. Neyse, ben de suyumu içiyorum. Bu tapır değil değil mi? Tapır mı diyecektim ben. O bir marka. Başka var mı? Hı? Yok. Var da. Hamam mı? Hamam. Değişik. Bak şu azamet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir aydın kocaman tikini söyleyeyim mi size? Söyle bakalım. Adam maçlarda hep böyle durur. Neden?
Kalem hep böyledir bak. Neden böyle? Sebep? Elinde hep böyle duruyor. Bilmiyorum yani. Hani hep bir şeyler yazıyor demek ki ama eli hep böyle. Hani bir not şey anlatırken böyle anlatıyor. Değişikmiş. Videoyu burada kapatalım o zaman arkadaşlar. Rafa'dan. Yumurta. Aa, seni saydam. Seni saydam. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay yapın. Abone olmayı unutmayın. İnşallah Duygu Özal fanı yoktur. Abone olmayı unutmayın lütfen.